10 katlı binanın dış cephesini boyarken ölümden döndüler. Halatı kopan iskelede yerden 20 metre yüksekte mahsur kalan işçilerin yardım çağrılarına kimse yanıt vermeyince ikili ilgisizliğe isyan etti. İskelemizin halatı koptu, askıda kaldık böyle. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp ustam bir itfaiye çağıralım, ustam yardım edelim diyen yok. Ama burada bir kediye bir araba çarptı. Birisi böyle bir sopa vursun kediye, millet toplanır. Şu an bir Allah'ın kulu çıkıp insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun. Halatı kopan iskelede mahsur kalan işçi kimseden yardım görmeyince böyle isyan etti. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp ustam bir itfaiye çağıralım, ustam yardım edelim diyen yok. Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yıldızhan, Muratpaşa'daki bir sitede 10 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Halatımız boşa çıktı. Aslında tam güvenlikliydik. Motor boşa sarınca halat bir anda boşa çıktı. Sepet bir anda aşağı saldı. Biz elimizden gerektiği kadar böyle bir tutunmaya çalıştık. İki işçi bir anda kopan halat nedeniyle yerden 20 metre yüksekte mahsur kaldı. Çevreden yardım talepleri karşılıksız kaldı. Birçok kere seslendik millete. Camlara çıkanlar tabii oluyordu ister istemez. Kimse ambulansı, itfaiyeyi aramadı. Telefon sıkışmıştı Cem'le. Onları çıkartmaya çalıştım. Aradım ambulansı, itfaiyeyi. Geldiler sağ olsunlar. İşçilerden biri çevredekilere sitem ederken o anları kayıt altına aldı. İskelemizin halatı koptu, askıda kaldık böyle. Burası da yaptığımız site. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp ustam bir itfaiye çağıralım, ustam yardım edelim diyen yok. Ama burada bir kediye bir araba çarpsın, birisi böyle bir sopa vursun kediye, millet toplanır. Şu an bir Allah'ın kulu çıkıp insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun. Onları görüp de görmezden gelen herkese tepkiliydi. Adam aşağıdan geçiyor, sesleniyoruz. Ya diyor, zor durumdayız. Aha bak şu adam. Bak aşağıda şu an. Adam kılını kıpırdatmadı. Bak halen aşağıda dolanıyor. Kısa süre içinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri işçileri sepete alıp kurtardı.